Değerli arkadaşlar merhaba. Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz serbest nazım ve toplumcu şiir. Serbest nazım ve toplumcu şiirin özellikle ayrıntılar kısmını, özellikler kısmını farklı bir şekilde işleyeceğim birazdan. Bizde burada bize lazım olan kısım şu serbest nazmın ve toplumcu şiirin ne olduğu, başlığımızın bize ne anlatmak istediği. Buradan giriş yapalım isterseniz. Serbest nazımda ölçü yok, uyak yok. Hece sayısında herhangi bir şeye bağlılık yok. Yani ne demek bu? Hece ölçüsü var mı? Yok. Aruz ölçüsü var mı? Yok. Uyak, kafiye var mı? Yok. Yani canları istedikleri gibi şiirin şeklini, biçimini yazabilmişler, değiştirebilmişler. Herhangi bir uyak, ahenk, böyle bir dertleri, sıkıntıları yok. Serbest nazımcıların ona göre. Nazım dediğimiz şey zaten şiirdi. Buna dikkat. Toplumcu şiir ne demek? Toplumu ön plana alan şiir, halkı ön plana alan şiir, onların dertlerini, sıkıntılarını anlatan şiir. Ancak burada biraz daha ideoloji vardır değerli arkadaşlar. İdeoloji alt yapısıyla özellikle şiirler yazılmıştır. Anahtar kelimelerimiz burada neler? Materyalizm ve Marksizm. Nazım Hikmet ve arkadaşlarına olabildiğince geniş anlatacağız biz sizlere. Burada Marksizm ve materyalizmin altyapısını yani ideolojik olarak bu altyapıyla toplum güdülmüştür. İşçi sorunları, ezilen halk, köylü kentli ilişkileri vesaire bunun gibi konular ele alınmıştır. Bunları olabildiğince ayrıntılı bir şekilde işleyeceğim. Şimdi özellikler kısmına bakmaya çalışalım değerli arkadaşlar. Serbest nazmın özelliklerine bakacak olursak. Dikkat edin şimdi. Buraya yazacağım ifadelerde özellikle ne aramaya çalışın? Anahtar sözcük aramaya çalışın. Şiirler toplumsal bir kaygı güdülerek yazılmıştır. Toplumsal kaygı nedir? Bireysellikten artık çıkacak toplumsala yönelecek. Eğer böyle bir derdimiz, sıkıntımız varsa bizim sanat sanat için midir, sanat toplum için midir? Sanat toplum içindir, doğru mu? Sanat toplum içindir değerli arkadaşlar. Peki az önce bahsetmiştik, bunu tekrar bir daha yazalım özellik babında. Şiirde biçim mi önemlidir, içerik mi önemlidir? Hem az önce işte hece yok, aruz yok vesaire işte istedikleri gibi yazabiliyorlar demiştik. Hem de şurada toplumsal bir kaygı ikisini birleştirdiğiniz zaman şiirde biçim değil, içerik önemlidir. Şiirde biçim değil, içerik önemlidir. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Yine toplu bir halde bulunması için şunu da yazalım isterseniz. Ölçüsüz, uyaksız, serbest bir şiiri yeğlemişlerdir. Ölçüsüz, uyaksız, serbest bir şiiri yeğlemişlerdir. Peki ne, yani hangi konuyu yazarlar bu arkadaşlar? Ezilen halk, emekçilik, ideoloji demiştik hatırlarsanız, isyan, baskı, kapitalist düzen, tabii kapitalist düzenin olumsuzlukları. Biz az önce komünizmden bahsetmiştik, Marksizmden bahsetmiştik. Bununla ilgili bunu öven şiirler yazacak. Dolayısıyla kapitalizmi reddedecekler. Buna dikkat etmenizi istiyorum. İnsan toplum ilişkileri. İnsan toplum ilişkileri. Bunları söyleyebiliriz. Şuradan devam etmeye çalışayım. Buradan devam edelim isterseniz. İşte toplumsal demiştik. Dolayısıyla burada bireysellik var mıdır? Bireysellik yoktur. Peki ne vardır? Dikkat edin. Toplumsallık. Anahtar kelimelerden bir tanesi şu. Kolektivizm. Anahtar kelimelerimizden bir tanesi bu. Kolektiflik önemli. Yani bireysellikten değil, toplu hareket etmekten bahseder.
kolektiflik önemli burada. Biraz daha şiirleri söylev havası taşır. Neydi söylev? Nutuk. Yani olabildiğince insanların karşısına geçerler, insanlara harekete geçirmeye çalışırlar ve kolektif bir şekilde haklarını arama geçerliliğini onlara anlatmaya çalışırlar. Buraya yine dikkat. Anahtar kelimelerimizi yazalım isterseniz. Marksizm ve materyalizm bu dünya görüşleri vardır. Bunlar varsa dini ve geleneksel bağları reddetmişlerdir. Dini ve geleneksel bağları reddetmişlerdir değerli arkadaşlar. Bunu da bilmeniz lazım. Sonuncu olarak da en babasını yazalım isterseniz. Kim var burada? Nazım Hikmet var. Nazım Hikmet kimden etkilenmiştir değerli arkadaşlar? Mayakovski, Rus Mayakovski'den etkilenmiştir. Karşımızda olabildiğince biz anahtar kelime yazmaya çalıştık, özellik yazmaya çalıştık. Bize eğer toplumcu şiiri sorarlarsa bu kelimeler üstünden sorarlar. Bu kelimeleri toplumcu şiir için adımız, soyadımız gibi bileceğiz değerli arkadaşlarım. Evet. Özellikleri o şekilde yazdıktan sonra Nazım Hikmet kısmına gelebiliriz. Nazım Hikmet'in genç yaşta öldüğünü söyleyebiliriz. Dikkat edin şimdi. Rusya dönüşü öz, biçim ve tema bakımından yeni şiirleriyle serbest ve toplumcu şiirin öncüsü olmuştur. Bu kadarcık bilgi bize yetmeyecektir tabii ki. Olabildiğince şimdi bilgi vermeye çalışalım size. Nazım Hikmet'in şiirlerinden de örnekler sunmaya çalışacağım ben size ama şimdiden şu kısımlara bakalım isterseniz. 835 satır, Tarantababu'ya mektuplar, memleketimden insan manzaraları, Simav'ın kadısı, oğlu Şeyh Bedrettin destanı. Yani destan kısmını böyle biraz daha bu kelimeyi görürseniz eğer az önce o kolektivizmi, nutu, ondan sonra söylev kısmını, insanları coşkuya getirme kısmını destanla örtüştürebilirsiniz değerli arkadaşlar. Roman olarak da it yürür kervan yürür kısmı genel itibariyle sorulur. Ancak Nazım Hikmet sorulursa tabii ki düz yazıları değil de şiirleriyle sorulur. Şiirlerinin isimleri, şiir kitaplarının isimleri mi sorulur? Evet, o da sorulabilir. Ancak ben özellikle şiir bireysel olarak net şiir sorulabileceğini düşünüyorum. Ve Nazım Hikmet'in özellikleri babında bir soru geleceğini düşünüyorum. Bu anlamda biraz daha dikkatli olursanız sevinirim değerli arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Nazım Hikmet. Bir de soyadımız var değil mi? Ran. Nazım Hikmet Ran. Az önceki bizim özellik babında söylediğimiz şeylerin neredeyse hepsi Nazım Hikmet için geçerli aslında. Nazım Hikmet eşittir toplumcu şiir. Çünkü onun en ön plandaki kişisi Nazım Hikmet'tir değerli arkadaşlar. Yine biz özellik namına bir şeyler yazalım, tekrar etmiş olalım, tekrardan zarar gelmeyecektir. Ölçü ve uyak meselesinde neyi düşünmüştü? Ölçü ve uyağa nasıl yaklaşmıştı? Ölçü ve uyak yoktu değil mi? Ha bu arada ölçü ve uyak yok derken önceleri Nazım Hikmet aruzla da yazmıştır. Önceleri Nazım Hikmet hece ile de yazmıştır. Ancak Nazım Hikmet'i Nazım Hikmet yapan şiirler ölçüsüz ve uyaksız. Yani serbest şiirlerdir. Hemen şöyle serbest nazım diyelim. Onu Nazım Hikmet'i Nazım Hikmet yapan serbest nazımla yazdığı şiirlerdir değerli arkadaşlar.
sosyalizmin Türkiye'deki ilk temsilcisidir. Sosyalizmin Türkiye'deki ilk temsilcisidir. Bunu bilebiliriz özellikle. Anahtar sözcük olabildiğince kafaya yazmaya çalışalım değerli arkadaşlar. Nazım Hikmet'e dair belli sözcükler vardır. Şu mesela romantik komünist. Romantik komünist ifadesi Nazım Hikmet için kullanılır. Başka böyle orijinal bir mavi gözü vardır. Mavi gözlü dev. Bu ifadeler Nazım Hikmet için kullanılabilir. Belki yukarıda size bir parça verir, bir paragraf verir. İşte bu parçada anlatılan kişi, yazar, şair kimdir der. Bu ifadeleri geçirtebilir. O yüzden bunları yazmaya çalışıyorum. Yine anahtar sözcüklerden bir tanesi. Fütürizm. Fütürizm eşittir Nazım Hikmet. Gelecekçilikti hatırlarsanız anlamı. Burada biz makineyi, o makinenin seslerini duyabiliyorduk ki Nazım Hikmet'i birazdan anlatmaya çalışırken yine aynı şekilde şiirlerini örnek verirken makine şiirinde örnek vermeye çalışacağım sizlere. Kimden etkilenmişti? Kimden etkilenmişti? Mayakovski'den etkilenmişti değerli arkadaşlar. Fütürizm, Mayakovski, Nazım Hikmet bunların hepsi aynı potada eriyen şiirler, aynı potada eriyen sözcükler. Buna özellikle dikkat edeceğiz ona göre. Şimdi bir de şiirlerine bakalım ister misiniz? Yani şiirlerini bir şekilde okumaya çalışalım, şiirlerini göstermeye çalışalım. Çünkü size buradan soru gelecek. Şiirini size gösterecekler ve bu kimindir, kimin olabilir diye söyleyebilecekler değerli arkadaşlar. Önce şurayı bir silmeye çalışayım. Aslında daha öncesinden yani karşınızda Güneşi İçenler'in türküsü var. Güneşi İçenler'in türküsünden önce size Nazım Hikmet'in kendisi nasıl anlattığını verebilirim. Yani şöyle, Ankara'da ve daha sonra öğretmenlik yapmak üzere gittiği Bolu'da yaptığı gözlemleri ve buralarda tanıştığı sosyalist şairlerin etkisiyle sosyalist fikirleri daha da artmıştır Nazım Hikmet'in. Acaba nasıl yaparım, nasıl öğrenirim diye böyle bir deneyim uğraşısına girmiştir ve Rusya'ya gitmeye karar vermiştir. Bunu unutmayın. Sırf yani öğretmenlik yaptığı Bolu'da karşılaştığı sosyalist kişilerin etkisiyle Rusya'ya gidiyor. Rusya'ya gittikten sonra orada bu işin gerçekten nasıl olduğunu öğreniyor. Orada geçirdiği süre zarfında bir komünist şair diye bir şiir yazıyor. İsterseniz buna bakmaya çalışalım. Yani internetten de göstermeye çalışırdım ama şimdi aklıma geldi açıkçası. 1902'de doğdum. Doğduğum şehre dönmedim bir daha. Geriye dönmeyi sevmem. 3 yaşımda Halep'te paşa torunluğu ettim. Bu arada paşa torundur, buna dikkat. 19'umda Moskova'da komünist üniversite öğrenciliği. 49'umda ise yine Moskova'da Tiseska Parti konukluğu ve 14'ümden beri şairlik ederim. Kendisini bir şekilde anlatmıştır. Otobiyografi mi dersiniz artık bu şiire, ne dersiniz? Kendisini bir şekilde böyle anlatmaya çalışmıştır değerli arkadaşlar. Daha sonradan işte Moskova'daki o kendince eğitimini tamamlamıştır. 1924 gibi işte Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye döndüğü zaman TKP'nin merkez yayın organı vardı, Orak Çekiç. Orak Çekiç gazetesi ve Aydınlık dergisinde yazılar yazdı, şiirler yazdı. Tabii hükümet bunlardan haberdar oldu ve çok hoşuna gitmedi. Polis takipleri, tutuklamalar, mahkemeler vesaire. Tekrar bir daha yurt dışına çıktı veya kaçtı, artık siz ne derseniz buna. Şöyle söyleyeyim, vezinsiz basamaklardan oluşan bir şiir biçimini bu yıllarda denemeye başladı. Yani şeye bakarsanız, şiirlerine bakarsanız eğer şiirleri böyle basamaklı gibi durur. Hemen buradan şeye geçebilirim mesela. Güneş İçenler'in türküsüne geçebilirim. Tam böyle karşımda da duruyor. Dikkat ederseniz burada basamak basamak olduğunu görürsünüz. Ölenler bir basamak, dövüşerek öldüler diğer bir basamak. Vaktimiz yok onların matem etmeye diğer bir basamak. Akın var güneş akın. Bakar mısınız? O basamaklığı size bu şekilde gösterirler. Size bu şiiri verirler. Yani siz bu şiirin
kime ait olduğunu bilmeseniz bile Nazım Hikmet'in en azından bu şekilde basamak basamak şiir yazdığını bilirseniz Nazım Hikmet'i orada rahatlıkla çözebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu şiirimizin adı neydi, tahtadaki şiirimizin şu an adı? Güneşi içenlerin türküsü. Ölenler dövüşerek öldüler, güneşe gömüldüler. Vaktimiz yok onların matemini tutmaya. Akın var, güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Üzümleri kan damlalı kırmızı bağlar tutuyor. Kalın tuğla bacalar kıvranarak ötüyor. Haykırdı en önde giden, emreden. Bu ses, bu sesin kuvveti, bu kuvvet. Arkadaşlar, şiirimiz normalde çok uzun. Normalde çok uzun. Ben özellikle akın var, güneşi akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın kısmını almaya çalıştım sizlere. Bu kısmı çok meşhurdur. Nazım Hikmet'in önemli kısımlarından, Nazım Hikmet'in önemli şiir basamaklarından bir tanesidir. Buraya dikkat. Tamam. Buraya dikkat. Sonrasında şuraya bakalım isterseniz. Makinalaşmak şiirine bakalım isterseniz. Makinalaşmak şiiri de Nazım Hikmet'i yine Nazım Hikmet yapan şiirlerden bir tanesi. Yani Nazım Hikmet'e hafızı kapital derler, biliyor musunuz? Hafızı kapital derler. Teknoloji ve makine hayranıdır Nazım Hikmet. Düşünün, bu hayranlık yüzünden vatandaş ne yapmış? Tutmuş, makinalaşmak diye bir şiir yazmış. Tırım 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 trak tiki tak, makinalaşmak istiyorum. Beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu. Her dinamoyu altıma almak için çıldırıyorum. Tükürüklü dilim bakır telleri yalıyor. Ve bu şiir bu şekilde okunur. Yani buradaki o makine sesini hissedebilmeniz lazım. Makine sesini hissedebilmeniz lazım. Bu kadar fütüristtir, bu kadar makine hayranıdır. Yani komünizm, Marksizm ne kadar bilirsiniz bu akımları bilmiyorum ama makinenin göbeğindedir doğruca. Dolayısıyla Nazım Hikmet'in makinalaşmak şiiri de sizin için önemlidir değerli arkadaşlar. Mayakovski ile arası çok iyi. Mayakovski ile arası çok iyi. Bu kaçtığı yıllarda, Türkiye'den kaçtığı yıllarda Batum'dan geçmiştir. Batum nerede? Artvin, şu anki Artvin civarında, Artvin'den Gürcistan'a geçmiştir. Orada geçerken Açlıların Göz Bebekleri diye bir şiir yazmıştır. Daha doğrusu Açlıların Göz Bebeklerini kendisi yazıyor. Bir şekilde orada Mayakovski'nin şiirlerini görüyor ve ortaya böyle bir şiir çıkıyor. Onu buraya almadım. İsterseniz ben kendim seslendirmeye çalışayım size. Değil birkaç, değil 5-10, 30 milyon aç bizim, onlar bizim, biz onların, dalgalar denizin, deniz dalgaların. Yani bu haliyle Açların Göz Bebekleri gibi bir şiirimiz var. Belki olur ya, görürsünüz, soru bankalarında karşınıza çıkar. Bu anlamda bizim için yine önemlidir bu şiirler değerli arkadaşlar. Olabildiğince Nazım Hikmet'i özellikler ve şiirleriyle göstermeye çalıştım. Nazım Hikmet bizim için önemli. Nazım Hikmet soru olarak bizim karşımıza gelir değerli arkadaşlar. Aman buna dikkat. Evet. Nazım Hikmet'ten sonra şunlara bakmıştık zaten. Şu 835 satır, Taranta Baba'ya mektuplar, memleketimden insan manzaraları. Yani burada bir sürü eser var. Olabildiğince en önemlilerini almaya çalıştım ben size. Bunları olabildiğince hafızamıza yazmaya çalışalım sevgili arkadaşlar. Rıfat Ilgaz'a geldiğimizde, Rıfat Ilgaz meslektaşımız. Rıfat Ilgaz bir öğretmen. Rıfat Ilgaz bir öğretmen değerli arkadaşlar. Şu kısma bakalım isterseniz hemen. Toplumcu tutum, tabii ki her zamanki gibi, yoksulların yaşamını mizahi ögelerle yansıtmıştır. Mizahi ögeler dediğimiz biraz daha eleştirel yapı tabii ki. Yani normal bir şey değil, eleştirel yapı. Hükümeti, oradaki insanları, sermayeyi, yani para babalarını olabildiğince eleştiriyor ona göre. Burada normalde Rıfat Ilgaz veya işte altta işleyeceğimiz Naziz Nesin roman kısmında da, toplumcu roman kısmında da işlenebilir. Ancak şiirleri olduğu için ben buraya almayı yeğledim. Yarenlik mesela ilk Rıfat Ilgaz şiirle başlamıştır. Yarenlik kitabı ilk şiir kitabıdır. Arkasından Yaşadıkça, Sınıf vesaire bunlar gelmiştir. Hababam Sınıfı'nı bilmeyen yoktur. Hababam Sınıfı'nın bütün
serisini izlemişsinizdir muhtemelen. Hababam sınıfını herkes izler, bilir, güler. Ancak Rıfat Ilgaz'a ait olduğunu bilmez. Yani bunu bilmeniz lazım. Yani nasıl diyeyim? Bu normal şartlar altında neyle başlamıştır? Bir hikaye hikaye başlamıştır. Daha sonra bu birleştirilmiştir. Hikaye hikaye başlayıp daha sonra birleştirilmiştir. Arkasından karartma gecelerinden bahsedebilirim. Karartma geceleri, bu İkinci Dünya Savaşı'nı duymuşsunuzdur. Tarih dersinden hatırlarsınız. İkinci Dünya Savaşı zamanında bu uçakların yukarıdan geçerken hedef olmasını engellemek için evlerin ve bütün her yerin ışıkları kapatılır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla orada karartma geceleri bu şekilde İkinci Dünya Savaşı zamanını anlatmıştır. Ancak bu somut hali, görünen hali, bir de görünmeyen hali var. Karartma geceleri normal şartlar altında, insanların özgürlüğünü kısıtlama ifadesiyle karartma ifadesi burada ortaya çıkmıştır. Yani yine orada ne eleştiriliyor? Yine orada hükümet eleştirilecek değerli arkadaşlar. Bunu bilebilirsiniz. Yani karartma gecelerinde mesela kim var? Karartma gecelerinde bunu bilseniz iyi olur. Mustafa Ural. Baş karakter Mustafa Ural. Ancak şöyle bir şey. Mustafa Ural dediğiniz şey Rıfat Ilgaz'ın ta kendisidir. Bunu unutmayın. Mustafa Ural dediğiniz şey Rıfat Ilgaz'ın ta kendisidir. Bir şekilde kendisini yazmıştır orada. Kendi dertlerini, sıkıntılarını yazmıştır. Rıfat Ilgaz'a dair neler söyleyebiliriz? Sabahattin Ali bilirsiniz. Sabahattin Ali, hemen yine bir sonra da işleyeceğimiz Aziz Nesin. Bu ikisiyle beraber Marco Paşa diye bir dergi çıkardılar arkadaşlar. Marco Paşa dergisi çok kısa bir sürede 100 bin tiraja ulaştı. Ve Marco Paşa'da ne yazıldığını az çok düşünürsünüz, bilebilirsiniz. Yine hükümeti yeren, onlara biraz taş atan, onları eleştiren eserler verildi, şiirler verildi. Dolayısıyla Marco Paşa kısa süre sonra kapatıldı. Kapatıldıktan sonra bizim Rıfat Ilgaz'lar rahat durmadılar. Marco Paşa oldu. Malum Paşa. Tabii ki Malum Paşa da kapatıldı. Daha sonra Merhum Paşa. Merhum Paşa'dan sonra Öküz Paşa. Bu şekilde gitti değerli arkadaşlar. Yani sadece kapatmakla kalmadılar tabii ki. Rıfat Ilgaz ve arkadaşları birçok defa mahkemelere çıkmıştır. Birçok defa yargılanmışlardır. İşte hapis yatmışlardır vesaire. Ancak bu hükümeti yerme, olumsuzlukları görmeme meselesinden vazgeçmemişlerdir. Olabildiğince bunları dile getirmeye çalışmışlardır değerli arkadaşlar. Size başka söyleyebileceğim, Hababam sınıfı mesela ilk yazılırken Stepne mahlasıyla yazılmıştır. Hani bahsetmiştim ya, yani hikaye yazılmıştır, daha sonra bunlar birleştirilmiştir vesaire diye. İşinize yarar mı bilmiyorum. Dolmuş dergisi. Biraz ayrıntıya girmiş olduk ama Dolmuş dergisinde hikaye yazılmıştır. Daha sonra yazılırken Rıfat Ilgaz Stepne mahlasını kullanmıştır. Daha sonra birleştirilmiştir bunlar sevgili arkadaşlar. Rıfat Ilgaz'ı da bu şekilde olabildiğince geniş işlemeye çalıştık sevgili arkadaşlarım. Ve Aziz Nesin. Aziz Nesin Okkalı şairlerimizden, yazarlarımızdan bir tanesi. Yukarıda bahsetmiştim size. Genellikle düz yazılarıyla bilinecek. Ancak şiirleri de olduğu için ben şimdi bunu roman kısmına alsaydım şiirlerini biraz daha es geçmiş olurdum. Özellikle burayı aldım ki bunun, yani Aziz Nesin'in şiirlerinde olduğunu bilin diye. Sondan başa, seviye 10 ölüme 5 kala, yani bu kısımları da özellikle bilmeniz lazım. Şu eserlerine şimdi ayrıntılarına gireceğim. İlkin şiir yazmış, özellikle bu ifadeyi buraya koymak istedim. Mizahi ögelere ağır basan öykülere yönelmiştir. Mizahi öge dediğimiz şey, mizahtan ziyade az önce Rıfat Ilgaz'da olduğu gibi karşıdaki kişiyi yeren ifadeler buraya dikkatinizi çekmek istiyorum değerli arkadaşlar. Yüzden fazla kitabı vardır Aziz Nesin'in, bunu unutmayın. Yani kendisi hatta şöyle bir şey söylemiştir. Boyum kadar kitap yazdım.
Bu da gerçekten doğrudur. Sadece bizim Türkiye'de değil, dünyada da meşhurdur. Yani 34-35 dile çevrilmiştir belki yazdığı eserler. Sivri dillidir, ağır eleştirileri vardır. Bu eleştiriler yüzünden 250'den fazla defa yargılanmıştır. 5,5-6 yıl hapis yatmıştır. Aziz Nesin'in sıkıntılı zamanları olmuştur. Sivas'ta Yanam Oteli vesaire hatırlarsınız. Yani gündemden düşmeyen bir yazarımızdır. %60, %30 işte zeka meselesini belki bilirsiniz. Yani gündemden düşmeyen, çokça gündemde olan, çokça eleştiren ve eleştirilen yazarlarımızdan bir tanesidir değerli arkadaşlar. Biz edebi kısmına yine bakmaya çalışalım. Şöyle yapalım şimdi. Bize burada kitapla gelebilirler. Yani nasıl Yakup Kadri'yi özellikleriyle sormazlar da eserleriyle sorarlar daha çok. Bize de bu şekilde gelebilirler. Olabildiğince ben size burada işte anlatabildiğim kadar kısa kelimelerle kitaplarından bahsedeyim. Çünkü bunlar size ciddi lazım olacak değerli arkadaşlar. Neredeyse her türlü sosyal konuya değinmiştir. Çünkü sosyal, toplumcu bunlar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şuradan başlayabiliriz. Kadın erkek ilişkilerini anlattığı nesi var? Erkek sabahat var. Erkek sabahat var. Kadın erkek ilişkilerini anlatır. Demiştim ya 5,5-6 yıl cezaevinde yatmıştır diye. Tabii ki cezaevi yıllarını anlattığı oraları yeren eserleri vardır. Bunu bilmeniz lazım kesinlikle. Yaşar. Ne yaşar, ne yaşamaz. Özellikle bu eser kesinlikle bilinecek. Tek yol önemlidir bu anlamda. Surname önemlidir bu anlamda. Saç kıran önemlidir bu anlamda. Yani cezaevinde çokça yıl yattığı için dolayısıyla bu anlamda bir sürü eseri var diyelim. Sadece kendisi değil, kendi gibi olan arkadaşları, kendi yoldaşları da cezaevine illa girip çıktıkları için onların başından geçen hikayeler de karşımıza roman olarak gelmiştir sevgili arkadaşlar. Çocuk eğitiminden bahsetmiştir. Çocuk eğitimiyle ilgili şimdiki çocuklar çok zeki. Şimdiki çocuklar çok zeki. Bu bilinmesi gereken eserlerden yine bir tanesi. İnsanların birbirini aldatması, aldatma diyelim mesela buna. Aldatma, insanların birbirini aldatması. Bunu da illaki izlemişsinizdir. Zübük. Hatırlarsınız filmi. Yani filmle eser neredeyse aynı diyebilirim. Sosyete diye kısaltayım bunu. Sosyete geçinenlerin bir şekilde iç yüzünü, o sonradan görmeliğini, onları yerme anlamında tatlı betüşümüz var. Şuraya da futbol diyeyim. Futbol. Bunu da seyretmiş olmanız lazım. Futbolun kitleleri kendine ne kadar çok bağladığı, kendisinin arkasında ne kadar çok sürüklediği ve aslında oradaki o çarpıklık işte yine güldürü ögeleriyle, mizahi ögelerle anlatılmış. Neydi? Gol kralı. Yine kim oynadı? Kemal Sunal oynadı. Dikkat ederseniz bizim Aziz Nesin'in eserlerini sinemaya yansıtan ve orada baş rolü oynayan kişilerden bir tanesi özellikle Kemal Sunal'dır değerli arkadaşlar. Yani bu kısımları özellikle söylemeye çalıştım. Belki içerik sorabilirler. İçerik bilirseniz Aziz Nesin'i yapabilirsiniz. Şiir kısmıyla mı sorulur, roman kısmıyla mı sorulur? Tabii ki roman kısmıyla sorulacaktır. Buna dikkat. Aziz Nesin'in eserlerinde toplumun ahlaksızlıkları, insanların erdemsizlikleri, ikiyüzlülükleri bir şekilde ironik bir şekilde işte çarpıcı anlatımla karşımıza getirilmiştir. Aziz Nesin bu şekilde bilinmelidir değerli arkadaşlarım. Ceyhun Atuf'a geldiğimiz zaman sevgili arkadaşlar, Ceyhun Atuf Kansu nesiyle bilinecek? Şunla bilinecek. Dünyanın bütün
Çiçekleri şiiriyle bilinecek. Birazdan o şiiri göstereceğim size. Aklınızda bu şekilde kalacak. Halk dilinden yararlanmıştır. Halkın özlemlerini ve yaşama savaşını coşkulu bir söyleyişle dile getirmiştir. Bağ bozumu sofrasını özellikle bilmenizi istiyorum sevgili arkadaşlarım. Şu halk dili kısmını da bileceksiniz. Şuraya bir küçük not düşeyim isterseniz. Önceleri halk şiirinde kendisini göstermiştir. Ancak sonra yani 1940'tan sonra ne oldu? Toplumcu gerçekçi oldu 1940'tan sonra. Bu işte önceleri nereye yazayım? Önceleri Anadolu milliyetçiliği, sonrası peki toplumcu gerçekçi. Bakın şu ikisi farklıdır. Halk şiiri yani şiirle ilgili kısmı, Anadolu milliyetçiliği kısmı konuyla ilgili kısmı, her şekilde daha sonradan toplumcu gerçekçi kısmına girecek. Toplumcu gerçekçilik böyle diyebilirsiniz, sosyalizm diyebilirsiniz. Aklınıza bunları getirebilirsiniz. Bağ bozumu sofrası dediğimiz gibi önemli. Soru bankalarının gözde eserlerinden bir tanesi. Bir çocuk bahçesinde ifadesini bilmeniz lazım. Çocuklar gemisi, bunları bilmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şöyle yapalım şimdi. Evet değerli arkadaşlar, Ceyhun Atuf Kansu'nun en önemli şiirlerinden bir tanesi. Dünyanın Bütün Çiçekleri. Bu önemli bir şiirdir. Bu şekilde belki gelebilir karşınıza. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, bütün çiçekleri getirin buraya. Öğrencilerimi getirin buraya. Kaya dillerinde açmış çiğdemlere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim. Getirin ve sonra öleceğim. Bu ifadeler karşınıza çıkabilir. Genel itibariyle Öğretmenler Günü'nde okunur bu şiir. Çünkü öğretmenler ve öğrenciler üzerine yazılmış bir şiirdir. Ceyhun Atuf Kansu'nun Dünyanın Bütün Çiçekleri şiiri bilinmelidir değerli arkadaşlarım. Ceyhun Atuf'tan sonra Ahmet Arif önemli şairlerden bir tanesi. Sizi çok sıkıntıya sokmayacaktır. Çünkü bir tane eseri var. Hasretinden Prangalar Eskittim. Ahmet Arif tabii ki Nazım Hikmet'ten etkilenmiştir. Şu kısımları önemli bizim için. Türkü, ağıt, masalların hem içli hem gür sesi ve özüyle beslenmiş toplumcu şiirlerden oluşan tek kitabı Hasretinden Prangalar Eskittim ortaya çıkmıştır. Burada türkü, ağıt ve masal kısmını gördüğünüz için halk edebiyatını siz zaten kendiniz çıkardınız burada. Halk edebiyatıyla içli dışlı olduğunu gördünüz. Peki neyi anlatmıştır? Tabii ki yine ezilen insanları anlatmıştır. Köyü köylüyü anlatmıştır gibi söyleyebiliriz. Hemen burada şunu gösterebilirim sizlere. Hasretinden Prangalar Eskittim kendi şiir bu. Yani ama tabii ki Hasretinden Prangalar Eskittim bir şiir kitabıdır. Seni anlatabilmek seni iyi çocuklara, kahramanlara. Seni anlatabilmek seni namussuza, halden bilmeze, kahpe yalana. Art arda kaç zemheri kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya, bir ben uyuyamadım. Kaç leylim bahar, hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım, bir o yana, bir bu yana. Bunları özellikle size göstermeye çalışıyorum, özellikle seslendirmeye çalışıyorum değerli arkadaşlar. Çünkü yani gördüğünüzü ve duyduğunuzu unutma ihtimaliniz daha az. Özellikle bu şekilde bunun için seslendirmeye çalışıyorum. Kendiniz daha sonra konu anlatımından sonra tekrar bir daha okursanız bunları unutmazsınız. Burada Ahmet Arif olduğunda görmüş oldunuz. Ahmet Arif'e dair bunları söyleyebiliriz sevgili arkadaşlarım.
Ercüment, Behzat, Lal isimler, isimleri bir şekilde kendinizce kodlayın. Kendinizce kodlayın. Toplumcu gerçekçi şiirin öncülerindendir. Her biri zaten öyle. Arif Damar'a dair Ercüment Behzat Lav'a dair ne söylenebilir? Yine serbest nazım. Yine serbest nazım ön planda. Ne anlatmıştır? Memleket sorunlarını anlatmıştır tabii ki. Memleket sorunları anlatılmıştır. En belki bilinmesi gereken şey şudur. Daima yenilik peşinde bu arkadaş. Yenilik peşinde. Yenilik peşinde derken farklı farklı edebi akımları kendince denemeye çalışmış. Sürrealist, sürrealist, fütürist, fütürist, tabii ki arkasından kübist. Yani farklı farklı akımlar denemiştir. Yenilik peşinde ifadesini buradan çıkartabilirsiniz. Serbest nazım memleket sorunlarını tekrar için yazdım buraya. Geriye kalan kısımdaki diğer şairlerimizde de zaten aynı meseleler var. Ercüment Behzat Lal SOS'le karşınıza çıkar. Kaos'la karşınıza çıkar. Olabildiğince zaten önemlilerini yazmaya çalıştım. Ben size sevgili arkadaşlar. Evet. Temizliyorum tahtamı. Arif Damar'a geldiğimizde, Arif Damar'da yine diğerlerinden çok farklı bir şeyimiz yok. Toplumsal içeriğimiz var. Dilde ve biçimde dikkatlilik var. Ancak bu dikkat meselesi tabii ki neyi ön plana çıkartacak? Burada içerik meselesi daha önemlidir. Çünkü bunlar toplumcu şairler, topluma bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar değerli arkadaşlar. Belki şu çıkar, İstanbul Bulutu çıkar. Niye? Yeditepe şiir armağanı. Yeditepe şiir armağanını kazanmıştır İstanbul Bulutu. Belki bununla çıkar diyebilirim sevgili arkadaşlar. Geriye kalan kısımda Arif Damar ne kadar çıkar, ne kadar çıkmaz sizin takdirinize bırakıyorum. Şevket Süreyya'ya geldiğimiz zaman, Şevket Süreyya suyu arayan adam, tek adam, ikinci adam, dolayısıyla karşımıza Atatürk çıkacak. Şevket Süreyya Aydemir, Atatürk, Cumhuriyet, İsmet İnönü, bunları ön plana çıkaran sanatkarlarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla bu üçünü bilseniz yeter de artar bile. Suyu arayan adam, tek adam, dolayısıyla Atatürk, ikinci adam, dolayısıyla İnönü. Burayı bilseniz Şevket Süreyya için size yetecektir sevgili arkadaşlar. Vedat Nedim'e geldiğimizde, Vedat Nedim bilinmesi gereken kısım Kadro dergisi. Yakup Kadri ve Şevket Süreyya ile beraber çıkarttı bunu. Kadro dergisi edebiyatımızda uzun yıllar etkisini sürdürmüştür. Dolayısıyla Vedat Nedim Töre dair belki de söylenebilecek en iyi şey, en önemli şey Kadro dergisidir. Sadece oyun yazmamıştır, makale yazmıştır, fıkra yazmıştır, roman yazmıştır. Ancak Vedat Nedim Töre dair dediğimiz gibi Kadro dergisi önemlidir. Enver Gökçe, tabii ki sosyalist düşünce, tabii ki toplumcu şiir. Buradaki o yüksek sesi, kolektivizmi görebiliyorsunuz bakın. Dost, dost ille kavga, panzerler üstümüze kalkarlar. Gördüğünüz gibi o kavgayı, o yüksek sesi burada hissedebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Enver Gökçe bolca dergide çalışmıştır. Bolca dergide çalışmıştır. Onları yazabiliriz mesela. Halk Evi yayınlarının Ülkü dergisi vardı. Ülkü dergisi vardı. Orada çalışmıştır. Haricinde Türk Solu dergisinde, Ant dergisinde, Sanat Emeği dergisinde, yani bunlar çoğaltılabilir. Birçok dergide çalışmıştır. Burada editörlük, yöneticilik vesaire yapmıştır. Tabii ki buralarda eser vermiştir. Enver Gökçe'ye dair şu sözcük genel itibariyle söylenir.
şuraya yazayım onu. Praksis. Praksis. Bu sözcük genel itibariyle söylenir. Praksis ne demek? Toplumsal eylem demek. Toplumsal eylem, insanları böyle ayağa kaldırma. Bakın, toplumsal eylem. Dost dost ile kavga. Panzerler üstümüze kalkarlar. Dolayısıyla bu kelimeyle özdeşleşmiştir. Praksis ile sevgili arkadaşlar. Mehmet Başaran köy edebiyatı, bu özellikle bilinecek köy edebiyatı Mehmet Başaran'la neredeyse yan yana dip dip olan sözcüklerden bir tanesidir değerli arkadaşlarım. Başka tabii ki direniş, tabii ki umut, bunlar bilinecek. Ne anlatmıştır? Ezilen köylüyü anlatmıştır, fakirliği anlatmıştır, sosyal adaletsizliği anlatmıştır. Ancak Mehmet Başaran'a dair bilmemiz gereken kısım köy edebiyatı kısmı. Şiirlerinden Ahlat Ağacı, Karşılama, Nisan Haritası, bunları önemli gördüğüm şiirlerdi. Bunları sizin için derlemeye çalıştım. Şükran Kurdakul'a geldiğimizde 1943-53 yıllar arasında çeşitli dergiler yayımlanmış. Şiirlerinden sonra toplumcu devrimci sanata yönelmiştir. Şu ifade burada bilinecek özellikle. Toplumcu devrimci sanat. Burada bir cümle yazayım size. Bu cümle kendisi için, Şükran Kurdakul için önemli. Duyarlı ve kitleler önünde yüksek sesle okunmaya elverişli toplumsal şiirler. Şükran Kurdakul'u pek çok edebiyat eleştirmeni bu şekilde, bu cümleyle tanımlar. Duyarlı ve kitleler önünde yüksek sesle okunmaya elverişli toplumsal şiirler yazmıştır Şükran Kurdakul. Yani sorulursa bu ifadeyle sorulur. Şükran Kurdakul'a dair bir sürü eser ezberlemenize gerek yok. Ama bu ifadeyi Şükran Kurdakul'a dair bilmeniz lazım. Aslında diğer şairlerimiz için de geçerlidir ancak burası bizim için önemli. Duyarlı ve kitleler önünde yüksek sesle okunmaya elverişli toplumsal şiirler yazmıştır Şükran Kurdakul'umuz sevgili arkadaşlar. Hasan İzzettin Dinamo'ya geldiğimiz zaman buradaki şu kısmı özellikle çıkartırsınız diye düşünüyorum. Dinamo, bakın o makine ne kadar ön planda olduğunu görürsünüz. Vatandaş ne yapmış? Soyadı olarak neredeyse kendisini almış. Bakın Nazım Hikmet, yine kendisinin üstadı. Nazım Hikmet izinden giden insanlardan bir tanesi Hasan İzzettin Dinamo. Hasan İzzettin Dinamo'da işte şiirlerimiz yine önemli. Atsız Kitap, Deniz Feneri, bunlar. Karacaahmet Senfonisi çokça bilinir, söylenir. Yine nerede? Soru bankalarında çıkar karşınıza. Kurtuluş Savaşı konulu romanlar yazmıştır. Şuradaki ifadeler neyle ilgili? Kurtuluş Savaşı ile ilgili, ona göre. Kurtuluş Savaşı romanlarımızın içeriği bu şekilde. Başka bilmeniz gereken Kutsal Barış'ımız var mesela. Kutsal Barış'a dair neyi bilseniz iyi olur. 1977'de Orhan Kemal roman ödülünü almıştır. Yazalım isterseniz. 1977 Orhan Kemal roman ödülü. Dolayısıyla bu kısımla belki sorulabilir. Yani Orhan Kemal roman ödülü almıştır almamıştır diye değil de bu ödülü aldığı için Kutsal Barış sorulabilir. O şekilde düşünebilirsiniz belki de. Evet. Hasan Hüseyin Korkmazgil'e geldiğimizde toplumcu gerçek şiirin önde gelen isimlerinden biri. Yazdığı toplumcu hicivlerle döneminde ses getirmiştir. Yine ekstra bir özellik değil bakın bu. Herkeste olan bir özellik. Yalnız Hasan Hüseyin Korkmazgil'in ekstraları var. Acılara tutunmak mesela bir ekstrasıdır. Acılara tutunmak Ahmet Kaya.
Ahmet Kaya'nın okuduğu şarkı karşınızda. Bakın, yani Ahmet Kaya'nın bu şarkısını herkes bilir, herkes söyler. Ancak bunun söz yazarının Hasan Hüseyin Korkmaz gibi olduğunu kimse bilmez. Dolayısıyla acılara tutunmak bu şekilde bilinmeli. Şuradan almaya çalışmıştım ben size. Şöyle yapayım. Evet. Acı çekmek özgürlükse özgürdük ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu, bense kafeste kanarya. O dala, dolaşmış daldan dala, savurmuş yüreğini. Ben bölmüşüm yüreğimi baş kaldıran dizelere diye aşağı doğru uzayabilir bu. Gördüğünüz gibi Hasan Hüseyin Korkmazgil ifadesini görüyorsunuz orada. Tekrar ediyorum, acılara tutunmak eşittir Ahmet Kaya, tamam, ama acılara tutunmak daha eşittir Hasan Hüseyin Korkmazgil, sevgili arkadaşlar. Hasan Hüseyin Korkmazgil'e dair başka ne söylenebilir? Yani Haziran'da ölmek kısmı da yine belki bestelenmiştir. Grup yorum tarafından belki onu da söyleyebiliriz. İsterseniz ders anlatımından sonra bunların yorumuna dair dinleyebilirsiniz. Aklınızda kalması için. Çünkü tekrar ediyorum, dinlediğiniz ve gördüğünüz şeyler sadece anlatılan şeyler değil. Dinlediğiniz ve gördüğünüz şeyler akılda daha rahat kalacak. Ne dedik şimdi? Acılara tutunmak, Ahmet Kaya, Haziran'da ölmek zor, daha doğrusu böyle söyleyelim. Burayı da yazmak lazım, Haziran'da ölmek zor. Bu da grup yorum tarafından seslendirilmişti sevgili arkadaşlar. Cahit Irgat'a geldiğimiz zaman, Cahit Irgat, yine bakın soyada bakar mısınız? Soyad yine kendisini anlatıyor aslında. İşte köylü, işçi sınıfının dertlerini, sıkıntılarını, yani bu anlamda aklınızda bulunması lazım. Bu şehrin çocukları, rüzgarlarım konuşuyor. Bu şekilde Cahit Irgat genel itibariyle şairliğiyle değil de sinema sanatçılığıyla bilinir. Sinema sanatçılığıyla bilinir. Sinema sanatçılığıyla nasıl bilinir? Şöyle göstereyim. Yine böyle aklınızda kalması için. Bakın, Cahit Irgat şu an karşınızda. Birçok sinema filminde oynamıştır. Ancak biz tabii ki edebi yönden baktığımızda bize şiirleri lazım. Şimdiye kadar karşımıza bir şekilde bu sinema sanatçılığı vesaire çok böyle sorgulanmadı, ancak bunu tekrar diyorum, niye gösteriyorum? Aklınızda kalabilmesi için gösteriyorum sizlere değerli arkadaşlar. Toplumcu gerçekçi şiiri daha da uzar. Niyazi Akıncıoğlu, Fethi Giray vesaire, yani bu liste daha uzar. Ben olabildiğince önemli olanları almaya çalıştım değerli arkadaşlar. En önemlilerine zaten çokça yer verdik. Yani özellikler kısmına bayağı bir vakit ayırdık. Nazım Hikmet kısmına, Rıfat Ilgaz kısmına, Aziz Nesin kısmına özellikle ayrı bir işte vakit ayırdım. Bu özellikle saydığım 3-4 tane vatandaşı çok iyi bileceksiniz. Geriye kalanlar da bileceksiniz ama diğerlerini daha bir iyi bileceksiniz. Çünkü soru gelirse Nazım Hikmet ve diğer 2-3 tanesinden gelecektir sevgili arkadaşlar. Bunlar da önemli, diğerler de önemli. Sakın onları da bir kenara attığımızı düşünmeyin. Olabildiğince çok şair, olabildiğince çok yazar bilinecek. Çünkü vatandaşların nereden soracağı belli olmaz. Toplumcu gerçekçi şiirden soru gelir sevgili arkadaşlar. Toplumcu gerçekçi şiire iyi çalışmanız lazım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.